Dostlar, değerli yoldaşlar. Aslında Murat arkadaşın, can yoldaşları, Mevzi arkadaşları şu anda aramızda. Murat arkadaşla beraber kurşunun peşinde koşan, Murat arkadaşla beraber canlarını bu yola koyan birçok yoldaşı şu anda aramızda. Aslında Murat arkadaşı, bu arkadaşlarım çok daha güzel bilirler, çok daha güzel yaşadılar. 1970'li yıllarda Türkiye'de bir sosyalizm sevdası vardı. Gençlerin sosyalizm sevdasıyla sevgililerinin sosyalizm olduğu, mutluluklarının sosyalizmden geçtiği 70'li yıllarda Bafra'da kendiliğinden bu düşünceye gönlünü veren, yüreğini veren Murat yoldaş ve onun gibi onlarca, yüzlerce devrimci arkadaşımız var oldu. Bu arkadaşlar Bafra'da ve Türkiye genelinde yüreklerini bu işin içine koydular, canlarını bu yola koydular. Murat arkadaş bu işin sadece kıyısından tutan bir arkadaş değil. Bu işe yüreğini, bu işe canını koyan arkadaşlarımızdan birisi. Kendisini bu yolda verdiğim mücadeleden dolayı büyük bir onurla, büyük bir keyifle anıyorum ve kendisini bu anlamıyla hep seveceğim. Nedir ki 70'li yılların sonlarında büyüklerin, egemenlerin kararıyla birlikte infazlar başladı. 12 Eylül bu ülkede çok güzel insanları, çok güzel fidanları yok etti. Büyük bir hurç hareketi başladı bu ülkede. Amerikalardan, egemen sınıflardan çıkan karar doğrultusunda bu ülkede ezilenlerin dostu olmak için, ezilenlerin yoldaşı olmak için, ezilenlerin iktidarı için, ezilenlerin mutluluğu için emek veren, yüreklerini ortaya koyan o insanları yok etmek için 1980 12 Eylül'ünden bu yana süren, hala devam eden büyük bir yok etme kavgası verildi. Ve biz o yenilenlerdeniz. Murat arkadaş o yenilenlerdendir. Yenildik, ezildik, hırpalandık, itildik, kakıldık. Ama işte Murat arkadaşın yanında dostlara yine burada. İşte o düşüncenin güzelliği yine bu ufuklarda olacak. Buradaki bütün arkadaşlarım adına Murat arkadaşıma uğurlar olsun diyorum. Işıklar içinde olsun diyorum. Ve esas Murat arkadaşla birlikte olan, burada aramızda olan, onunla birlikte taş atıp altında duran o inat, o yürekli arkadaşlarım var burada. Onlar da söz alırlarsa çok iyi olur. Rahat edin. Murat arkadaşı en iyi tanıyanlardan omuzdaşı, yoldaşı Recep abi seslenecek. Mafralı gençlerin devrimci ağabeyleri, namı diğer çorbacı, devrimciliğine ilk devrimci fikirleri ondan edindiğim Murat. Bafra devrimci gençliğinin ilk önderlerinden bir tanesi. Murat'ı anlatmak çoğu Bafralı ve Alaçamlı, daha sonra Sinoplu arkadaşların yakından, çok yakından tanıdığı özellikleriyle başta önderlik sıfatı ve nasıl tanırsın bilmem ama Bafra'nın ilk devrimci genci 1968'li yıllarda Murat Kocabay. Bizim İstanbul sokaklarında serserilik yaptığımız dönemlerde Murat Kocabay 68'lerde Bafralı faşistlerle kavgaya tutan ve bu bayrağı bitirmeyen bir arkadaşlar. Murat Kocabaş aynı zamanda önderliğinin yanında burada hemen hemen gördüğüm Bafralı, Alaçamlı ve daha sonra Sinoplu arkadaşların da bir ağabeyiydi. Ve Murat Kocabaş'ın ağabeyliği
öldüğü güne kadar hep sürdü. Yemedi ama dostlarına hep yedirdi. Hep onların yanında oldu. Murat'ın tabiri bir adı çorbacı ama gerçekten çorbacılığa yakışan da bir dayanışma kardeşliği vardı, arkadaşlığı vardı. Belki de bu genç yaşında gidişinin, aramızdan ayrılışının nedeni de, hatta bana göre en önde gelen nedeni de bu dostluğa, kardeşliğe, ağabeyliğe olan sevdasıydı. Murat, gençlik önderliğinin yanında aynı zamanda bize de, ki çoğumuzun lisanında kullandığımız bu bölgede çorbacı lafını yerleştiren bir arkadaşımızdı. Murat arkadaş Bafra, Alaçam, Sinop köylerinde adım adım tütün üreticisini örgütlemenin en önünde giden arkadaştı aynı zamanda. Murat arkadaşın çoğunun belki de bilmediği bir de sanatçı, tiyatroya olan bir aşkı vardı. Tütün oyunuyla çoğu insan Murat'ı tanıdı. İşte meşhur tekel işgalinin hem içinde olan hem de daha sonra Alaçam tekel işgalinin oyunlaştırıldığı oyunda bu Bafra köylüleri Murat'ı tanıdı. Ve gerçekten belleklerine kazındı. Hala köylere gidildiğinde Murat arkadaşın adı hep anılır. Sattırmayacağı sözü hep söylenir. Ben Murat'tan çok şeyler öğrendim ama en çok üzüldüğüm, kaybettiğim, birlikteliğimizi kaybettiğimiz bir 30 yıl var. O 30 yıl benim içimde hep ukde oldu. Son 5 yıldır onu telafi etmenin yollarını çok aradım ama bir türlü ulaşamadım. O anlamda kendisinden benim bir özür borcum da var. Murat tanıdığım benim gerçek anlamıyla köylü tabirini kullanırdık. En saf, devrimciliği en saf yapan belki de bu bölgede insanlardan bir tanesiydi. Dün biz bir cenazedeydik. Ersin arkadaş, Maçkalı bir devrimci arkadaş da dün kalbine yenik düştü. Ersin arkadaş da katillerinde ve daha sonra da yerleştiği Ankara'da aynı özellikleri taşıyan onların da bir ağabeyisiydi. Ben ikisini çok benzeştiriyorum. Aynı dönemin insanları. Birisi Bafralı gençlerin en önünde gideni. Ersin de tanıyan burada arkadaşlarımız var. Onların da ağabeyiydi. Son gününe de ağabeyi oldu. Onların önünde gitti. Bu anlamda bu arkadaşlar, yani Bafra tarihi en azından, Nurhat gibileri bence unutmayacak. Unutmamalı, en azından yeni nurhatlar yaratmalı. Son bir haftadır çok mücadele verdi ama kalbine yenik düştü. Bu anlamda acımız gerçekten çok. İyi bir dostu kaybettik, iyi bir ağabeyi kaybettik, iyi bir devrimciyi kaybettik. Mutlaka Nurhat'ın yaptıkları hem anılacak hem de bundan ders almak isteyen bizlere yol gösterecek. Ben anısı önünde saygıyla eğiliyorum. Ben bir şey daha söyleyeyim. Murat benim hem çocukluk arkadaşım, hem akrabam, hem yoldaşım, hem sırdaşım, hem dertlerimi paylaştığım dert ortağım. Arkadaşlar Murat'ın siyasi kimliğini ön plana çıkartarak tarif ettiler. Bu 1980 öncesine tekabül ediyor. 1980'den sonra da bir Murat var. 32 senedir bu düzende mücadele eden, şekil olarak bakıldığında belki onun üzerinde iş kuran, iş batıran, ayakta durmaya çalışan bir arkadaş. Bu arkadaşı biz ne kadar sahiplendik? Bu arkadaşın sorunlarının içerisinde ne kadar olduk? Hepimizin burada 1980 sonrası netice 1980 askeri darbesi neticesinde bu düzenin buldozer gibi, dozer gibi ezdiği iklimde belki hepimizin de aynı Murat gibi bir biçimiyle verdiği kişisel savaşımız, mücadelemiz var. Murat'ı bir insan olarak bu yanıyla da görelim.
sadece ekonomik olarak bu düzeni, sistemi çözememiş olması Murat'ın hiçbir zaman başarısız bir insan olduğu anlamına gelmez. İnsani değerlerini her koşulda ayakta tutmaya çalışan, kendinde hiçbir şey olmasa bile birileri için bir şey yapmaya çalışan, koskoca yüreği olan bir insan. O benim can arkadaşımdı. Allah mekanını cennet etsin. Arkadaşımız. Değerli dostlar. Murat abi şu yakalardaki gördüğümüz resmiyle 76'lı yıllarda tanıdım. O benim ilk öğretmenimdi. İlk paylaşımı, ilk devrimci dayanışma anlayışını Murat abide gördüm. Fedakardı kendisi. Paylaşımcıydı. Devrimci düşüncelere çok inançlı ve samimiydi. Onunla ilgili ben taksicilik yapıyordum. Taksicilik yıllarımda. Onunla ilgili sayısız anılarım var. Fakat bir tanesini sizinle paylaşmak istiyorum. İsmail Yeşilyurt, Murat abi, ben, üçümüz gece sabaha kadar Alaçam, Bafra, Dolay arasında yazılıma yaptık. Sonraki günü bu başarının kutlaması için Yakakent'e doğru gittik. Yakakent'e doğru giderken buradaki samimiyet ve inancı anlatmak istiyorum. İsmail Yeşilyurt dedi ki, Murat, buralar dedi halkımızın yazlık kenti olacak devrimden sonra. Oldu mu olmadı mı ben bilmiyorum. Onu hepimiz görüyoruz. Fakat Murat abi bunu inançla, İsmail abi inançlı oldukları için bu lafı söylediler. Buraların yazlık kentleri olacağını inanıyorlardı. Ben o inançlarına, Murat abinin inancına, devrimci düşüncelere olan inancına ve onun şahsında bütün devrimcilerin önünde saygıyla eğiliyorum. Evet arkadaşlar, Murat Kocabaş mücadele yılları içerisinde iken ben orta 2'ye gidiyordum ve o zaman tanıdım. Daha çocuktum. Devgenç'e gidiyordum. Sazı onun sayesinde öğrendim. Marşları onun sayesinde öğrendim. Söyleyin diyordu gür sesiyle. Bağırıyordu. Marşları dile getirirken bana da çal diyordu. Benim sesim bastırılıyordu marşlar karşısında, hoşuma gidiyordu. Ve Murat Kocabaş gerçekten tam bir halk önderiydi. Kendisi en öndeydi. Asla şunları yapacaksınız diyerekten geri çekilen değil, bizzat elini taşın altına ilk koyanlardandı. Çok sopalar da yedi. Kurşun da yedi. Maalesef bu lanet olası düzen çarkları içerisinde bir şey olmadı ona, ama kalbine yenik düştü. Biraz önce arkadaşın da dile getirdiği gibi bu mücadele dışında verdiği bireysel mücadelede vefakarlığı olmuştu. Murat Yoldaş'ı unutmak imkansız. Eğer Murat Yoldaş anılacaksa onun önderliği ön plana alınarak, fedakarlığı ön plana alınarak anılmalı. Eğer bugün bizim hamurumuz sosyalist düşüncede yorulduysa inanın Murat sayesindedir. Eğer birçok öğretmen o dönemde öğretmenlik yapmışsa Murat sayesindedir. Şu anda bir sendika varsa Bafra'da Murat sayesindedir. İşte onun devrimci, atılımcı, cesur, yürekli çıkışları. Buyursun. Evet. Sizler konuşmak ister misiniz? Babamız sadece bizim babamız değildi. Herkesin babasıydı. Paylaşmak zorunda kaldığımız zor günler yaşamamıza rağmen burada bu kadar insanın bulunuyor olması inanılmaz bir gurur yaşatıyor bana ve eminim kardeşime. Sağ olun.
Murat Kocabaş'ın en çok sevdiği şarkı Demiri toz ederler lo. Kül serperler gökyüzüne. Seviyi yoz ederler lo. Sürekli kan ekerler kör gözüme. Sürekli söylettiği parçada buydu. Hadi bir saray şu gidelim. Öyle bir Demiri toz ederler lo. Kül ekerler gökyüzüne, gökyüzüne. Seviyi yoz ederler lo, kan ekerler kör gözüne. Seviyi yoz ederler lo, kan ekerler kör gözüne. Evet arkadaşlar, söyleyemiyorum. Hesap sorduk doy, kan akıyor kızım.